Tayland'dan, Pattaya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Tayland'dayız, Pattaya'dayız. Bugün Pattaya Jomtien Beach'teyiz. Kaldığım hostel buraya yakın. Bugün size Jomtien Beach'i göstermek istiyorum. Çünkü yarın buradan ayrılmayı düşünüyorum. Pattaya'dan tekrardan Bangkok'a geçmeyi düşünüyorum. Birkaç gündür video çekemedim. Çünkü burada iş arıyordum birkaç gündür Pattaya'da ama iş bulamadım. İş bulamadığım için de biraz sıkıntılı bir duruma girdim. Çünkü burada da param azalıyor. Az bir param kaldı. İş bulabilirim diye düşünmüştüm burada ama birkaç gündür arıyorum. İş bulamadım. Ve param da çok azaldı. Yani bir yerden bir gelir elde etmem gerekiyor. Ama Pattaya'da iş bulamadım. O yüzden yarın otostopla sabahtan çıkıp Bangkok'a gitmeyi düşünüyorum tekrardan. Orada en azından bileklik satarım diye düşünüyorum. Çünkü burada bileklik satışı da olmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer Pattaya'ya gelirseniz eğer burada bileklik satışı yani imkansız demeyeyim ama çok zor. O yüzden burada bileklik de satamıyorum. Onun için yarın Bangkok'a geçmeyi düşünüyorum. Bangkok'ta daha iyi bileklik satarım diye düşünüyorum. Burada çok kısıtlı bir param kaldı. O yüzden acil bir şekilde para kazanmam lazım. Yarın Bangkok'a gideceğim ama Bangkok'a gitmeden önce size burasını da göstermek istedim. Burası Jomtien Beach. Genellikle Rusların kaldığı bir yer. Walking Street'e eğer tuktukla giderseniz ortalama 7 dakika civarında bir zaman alıyor. 7 dakikada Walking Street'e ulaşabiliyorsunuz ve burada bir sistem kurulmuş. Jomtien Beach'ten Walking Street'e geçmek isterseniz 10 bahta gidebiliyorsunuz. 10 bahta 5 lira para yapıyor. Normalde tuktuk kullanırsanız sizden yüksek bir fiyat alıyorlar ama burası Walking Street olduğu için yani bütün insanlar oraya gitmek istediği için böyle bir sistem yapmışlar. Otobüs gibi tuktukları o şekilde kullanıyorlar. 10 bahta buradan oraya gidebiliyorsunuz. Normalde dediğim gibi tuktuklar pahalı ama burada Jomtien Beach'te ucuz. Yani Walking Street'e gittiğiniz zaman 10 bahta yani 5 liraya gidebiliyorsunuz. Şimdi burayı size biraz göstereyim. Jomtien Beach. Burası da güzel bir yer. Ama iş bulma imkanı kısıtlı. Buradan ayrılmadan size burayı da göstereyim. Burada sokak yemekleri de satılıyor. Plajı da güzel. Size biraz burayı göstereyim. Sonra videomuza devam edelim. Jomtien Beach burası. Burası gerçekten doğasıyla, plajıyla çok güzel bir yer. Yani Phuket de çok güzel bir yerdi. Pattaya da güzel. Bangkok biraz şehir merkezi olduğu için Pattaya ve Phuket biraz daha çok tercih ediliyor. Burası böyle. Plaj hemen yanınızda. Ya kaldığım hostel buraya yürüyerek 5 dakika mesafede. 5 dakika uzaklıkta. Yani yürüyerek 5 dakikada bu plaja ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sağ taraftan yürüdüğünüz zaman arkadaşlar böyle plajdan
plajın hemen yanından yürüyebiliyorsunuz. Eğer yolu kesip diğer tarafa geçerseniz orada da restoranlar, kafeler, sokak yemekleri satıcıları hepsi bulunuyor. İsterseniz şimdi yolu keselim, diğer tarafta neler var onları da görelim. Bakın burada da restoranlar bulunuyor. Yolun diğer tarafında plaj. İnsanlar orada denize giriyor. Bu tarafta da restoranlar, kafeler bulunuyor. Az ileride sokak satıcıları bulunuyor. Burada voleybol oynayan insanlar var. Tenis oynayan insanlar var. Masaj salonları. Change ofisler. Burada para da bozdurabiliyorsunuz. Kıyafet satan yerler. Devam ediyoruz. Masaj zaten burada her yerde görebilirsiniz. Burada da Tay masajı var. Ablalarımız böyle masaj yapıyor. Burayı bugün size göstermek istedim arkadaşlar. Çünkü yarın buradan gideceğim. Gitmeden önce burayı da size tekrardan göstermek istedim. Böyle 7-Eleven'lar her yerde var. Bu 7-Eleven'lar 24 saat açık oluyor. Family Mart'lar da var. Onlar da 24 saat açık. Yani burada genellikle marketler 24 saat açık oluyor. Böyle bu şekilde satış yapan abilerimiz de var. Bunlar da motosikletli abilerimiz. Bunlar da para karşılığında sizi moto taksi, yani motorla istediğiniz yere götürebiliyor. Burada abimiz yine sokak satıcısı. Böyle yemekler hazırlıyor. Yağda. How much this? 50 baht. 50 baht. Yes. What is inside? Banana pancake. İçinde yumurta ve muz var. Bu şekilde yapıyor abimiz. 50 baht, yani 50 baht. 50 baht da 25 TL yapıyor. Bunu daha önce denemedim. Ama güzel bir şeye benziyor. Bu şekilde abimiz hazırlıyor. Muz ve yumurta. Daha önce hiç denememiştim.
Burada da ablamız böyle yengeç satıyor. Yengeç ve karides. How much is this? How much? 350 baht for three. For 350 baht. 3 tane yengeç 350 baht. Yani 175 TL yapıyor. 3 tane yengeci 175 TL'ye yiyebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Hello. Hello. Böyle sokak satıcıları var yine. Chicken. This is chicken? Chicken, yeah. And this one? Pig. Pig. Yeah, and fish? Burası tavuk, burası domuz, burası da balık. Ama üçü de büyük ihtimalle aynı yağda kızartıldığı için tabii ne kadar yenebilir ben açıkçası böyle tercih etmiyorum çünkü üçünü de büyük ihtimalle aynı yağda kızartıyorlar. O yüzden ben bu şekilde yemiyorum. How much is this? 50 baht. One piece is 50 baht. Bir tanesi but 50 baht 25 TL. Böyle domuz var. This one how much? 100 baht. Böyle bir domuz et 100 baht yani 50 TL. And how about the fish? 50 baht. Böyle balık da bir tane balık 50 baht yani 25 TL. Thank you. Kapun kap. Bye bye. Gerçekten çok sevimli insanlar. Güler yüzlü insanlar. Burada başka ablamız var. O da bir şeyler satıyor ama noodle satıyor. Thank you. Noodle'ın yanında da şeyler var. Yine domuz var. Onu muhtemelen noodle'la beraber karıştırıp o şekilde servis ediyor. Burada da bir ablamız var. O da meyve satıyor. Ananas var, karpuz var. Böyle değişik tropikal meyveler var. Hindistan cevizi var. Devam edelim. Burada da aynı şekilde noodle'lar var. Hello. Noodle'lar var. Bu şekilde Tay yemekleri yapılıyor burada da. Hemen yanında yine bir ablamız var. Bu da domuz satıyor. Bu domuz olması lazım. Bunlar da deniz ürünleri, kalamar var. Böyle değişik deniz ürünleri daha var. Bunlar da kurutulmuş deniz ürünleri. Burada da yine genellikle domuz satılıyor. Hello. Böyle ablamız bu şekilde domuz satıyor. Yani burada her yerde böyle sokak satıcılarına rastlayabilirsiniz. Bu da domuz. Abimiz böyle satıyor. Bu şekilde pişiriyor. Salatasıyla falan ikram ediyor. Direkt ayakta da yiyebiliyorsunuz. Bir abimiz daha geldi. O da böyle kurutulmuş deniz ürünleri var. Kalamar var. Burada farklı farklı yine çeşitler var. 100 bahtmış bir tabağa. Böyle tabakta yazıyor. 4 tanesi 100 baht. Bunlardan kurutulmuş. Daha önce 5 tanesini 100 bahta satan görmüştüm. Bu abimiz 4 tanesini 100 bahta satıyor.
Karşıda kafeler var. Burada büyük ihtimalle son günüm olacak. Pattaya'da, Jomtien'de. O yüzden gitmeden önce burayı da sizin için çekmek istedim. Bir daha buraya ne zaman gelirim bilmiyorum. Yarın büyük ihtimalle tekrardan Bangkok'a geçeceğiz. Bangkok'ta bileklik satabilme ihtimalim daha yüksek. Ve oradaki pansiyonlar da, hosteller de buraya göre daha uygun. Bangkok'a geçtiğimde sizin için bir tane hostel videosu da çekerim. Orada ortalama 45-50 TL civarında kalıyordum günlüğü. Burada ise günlük 90 TL civarında oluyor. Yani burada kalmak biraz pahalı. Hemen hemen her gün için 2 gün fiyat ödüyorum. Yani Bangkok'ta 45 TL'ye kalırken burada 90 TL ödüyorum. 2 gün 2 katına denk geliyor. Orada hem daha az para ödemiş olurum. Hem de belki bileklik satabilirim. Bileklik sattığımda da sizinle onun da videosunu çekerim. Onunla da onun videosunu da sizinle paylaşırım. Acil bir şekilde para kazanmam lazım. Çünkü param çok az. Yani bitti denecek kadar az. Acilen para kazanmam lazım. Tabii ki stres yapmıyoruz. Her zaman olumlu, pozitif bakıyoruz. Yine inşallah oraya gittiğimde bir şeyler bileklik satabilirim ve yoluma devam ederim. Çünkü burada çalışmadığınız zaman, yani bir yerden geliriniz olmadığı zaman sürekli de cebinizden para çıktığı için bir yerde o para bitiyor. O yüzden bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Yarın otostopla, zaten otostop videosu da çekeceğim. Arkadaşlar otostopla Bangkok'a gideriz. Oradan da hostele yerleşiriz. Sonra bileklik satmaya başlarız. İnşallah para kazanabilirim diye düşünüyorum. Yoksa sıkıntılı günler beni bekliyor olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sadece sizinle, size burayı göstermek istedim ve burada sıkıntılı günlerin de olduğunu göstermek istedim. Yani hemen para kazanmazsam eğer gerçekten başım belaya girecek, derde girecek. Çünkü burada dünyanın öbür ucunda parasız kalacağım. Bu da benim için çok problem anlamına geliyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Yarın Bangkok'a giderken yine otostop çekeceğiz. Yine sizlerle beraber olacağım. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.